Şimdi de arkadaşlar size kullanmış olduğum makineyi anlatacağım. 2-3 seneden beri kullanmış olduğum makine Daiwa Crossfire 2500 serisi. Decathlon'dan aldım. 170-180 TL civarındaydı. 270 gram ağırlığa sahip, 3 bilyeli, 4 kilogram drag gücüne sahip, önden kalamalı, güzel bir makine. Kullanışlı ve şık bir makine. Öncelikle makine sizin bütçenize göre ama yeni başlayanlar için bu makineyi tavsiye ederim. Daiwa Crossfire 2500, Shimano Negizawa 3000, bunları tavsiye ederim. Okuma Trio 30S'ler falan kullandım. Pek memnun kalmadım işin açıkçası. Daiwa ve Shimano'yu tavsiye ederim arkadaşlar size. Öncelikle makinenin şurada görmüş olduğunuz kafa yapısı, ipin metrajını ne kadar olduğu, ne kadar sarılacağını her zaman makinenin kenarında yazar. Bunlar flokarbon dedikleri şeffaf misina değerleri arkadaşlar. Mesela 0.25 190 metre, 0.28 155 metre diye yazar. Burada hep ayrı ayrı yazar. Şimdi öncelikle turnavında benim size tavsiyem 2500 veya 3000'lik. En ideali 3000'lik. Benim size tavsiyem 4000'lik makineye fazla girmeyin. Büyük makine, hantal makine, ağır, kamış var, bu var. Hepsi beraber olduğu zaman bileğinizi yoruyor. Sürekli atıp atıp çekmekten dolayı yoruluyorsunuz arkadaşlar. Benim size tavsiyem 2500 veya 3000'lik. Şimdi bunlar da normalde tek sarımda bu kafanın buna sardığı ipin santimetre cinsinden miktarı yazar arkadaşlar. Onu internetten siz kendi kataloğuna girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Mesela bu ürün 80 santim sarıyor. Bir turda kafaya misinayı 80 santim sarıyor. Bunun 73 santim saranları var, 75 santim saranları var, 90 santim saranları var. Çeşitli balıklarda bu sarım hızı yavaş yavaş veya hızlı olması çeşitli balıklarda farklılıklar gösteriyor. Şimdi örneğin bunun sarımı 80. Elimde mesela yeni aldığım Shimano Sidradic 3000HY var. Onun sarımı da 88-89 santim. Şu an yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bununla Savagear'ın vibrasyon attığım zaman 14,5 gramlık attığım zaman bununla şu şekilde sardığım zaman vibrasyon yemin titremediğini, normal bir şekilde geldiğini gördüm. Bunu hızlı bir şekilde sardığım zaman vibrasyonun hızlandığını gördüm. Ama bu tek turda 80 santim sarıyor. Shimano Sidradic ise 88-89 santim sarıyor. Bunda ise yani Shimano'da ise tek seferde çevirdiğimde aynı şekilde aynı hızla çevirdiğimde vibrasyonun titrediğini fark ettim. Yani sizin anlayacağınız bazı bu hızlı veya yavaş sarımdan dolayı bazı yemlerin aksiyonu ister istemez değişmekte. Denizde mesela şeyde levrekte falan mesela farklı hızlarda makineler kullanılmakta. Şimdi turnada bu sarımın hızlı veya yavaş olması size bağlı. Kullanacağınız yemlere bağlı. Rapala mı kullanıyorsunuz, kaşık mı, sasi mi size bağlı. Her şey size bağlı. Bu sarım hızı da size bağlı. Yavaş mı sarmak istiyorsunuz, hızlı mı sarmak istiyorsunuz? Her şey size bağlı. Ben bu makineyi 200 seneden beri kullandım. Süper balıklar yakaladım. 7 kilograma kadar sazan yakaladım. Attığım vibrasyon yem sazanın sırtına takıldı. 7 kilogramlık sazanı sırtından bu makineyle çektim. Müthiş bir mücadele oldu aramızda. Kamışımda çok şükür bir sıkıntı olmadı. C şeklini aldı. Hiçbir şekilde bir zedelenme, kırılma yaşamadım. Makinenin kalamasını çalıştırdı. Bağlamı kıyıya çektim arkadaşlar. Öncelikle ip misina haznemizin bulunduğu yerde bir kalama var. Bazı makinelerde önden kalama, bazı makinelerde arkadan kalama şeklinde. Ben genelde önden kalama kullanıyorum. Önden kalama tavsiye ederim. Arkadaşlar kalama dediğimiz olay bu ip misinayı çektiğimiz zaman şu sesi duyduğumuz özellik. Nedir bu özellik? Mesela bunun drag gücü 4 kilogram. Yani diyor ki benim bildiğim kadarıyla bunu sıktık. Balığın biri geldi, bunu bir anda yemi yakaladı, çekmeye başladı. O ilk anda uyguladığı kuvvet eğer 4 kilogram üzeri ise bu ipi bize verecektir. Bu anlama gelmekte. Bazı arkadaşlar
rastladığımda, avlaklarda rastladığımda bu kalamanın full sıkılı olduğunu ve kalamanın ne işe yaradığını bilmemekte. Bunu full sıkarsanız turna balı buna ilk tasmaladığı zaman, yani ilk hayvan ısırdığı zaman çektiği anda bu gelmeyeceği ip, ip gelmeyeceği için gördüğünüz gibi ipin en ince yerinden kopup götürecektir. Veya klipsinizin olduğu bağlantı noktasından koparıp götürecektir. Onun için bu kalama ayarını kesin ve kesin ayarlayıp balığa gidin. Mesela ben bunu şu şekilde ayarlıyorum. Elime sarıyorum güzelce ipi. Şöyle normal bir kuvvetle sardığım zaman bunun sesini duyabiliyorum. Şu an kalamam ayarlı. Şu an çok güzel kalamam ayarlı. Şimdi buna bir turna vurduğu zaman aniden yakaladığımı düşünün. Kafa atıyor, gidiyor. Ben tekrar sarıyorum, o kafa atıyor, gidiyor. Aramızda böyle mücadele oluyor. Ben genelde çok büyük balık geldiğini hissettiğim zaman bu kalamayı biraz daha gevşetirim ki balığı biraz daha yorayım. Bir ipe fazla bir gerginlik oluşmasın. Yani klipste açmalar, klipsin ek yerlerinde açmalar olmasın diye birazcık açarım. Çok sıktığım zaman kaçma ihtimali daha yüksek oluyor. Onun için bu kalama ayarını güzelce ayarlayalım arkadaşlar. Bir de makinamızda şurada bir özellik var. İleri ve geri. İleri çevirdiğim zaman geri de dönebiliyor, ileri de dönebiliyor. Şimdi bunun bir özelliği, bunun benim için en mantıklı özelliği şu. Şimdi mesela sardık yem kamışın ucuna kadar geldi. Ta uçta duruyor. Şimdi şu şekilde olduğunu düşünün. Geri gitmiyor. Ne yapacağınız? Ya bunu açacağınız, yem boşalsın aşağı insin diye. Ya da bunu çevirip yemi rahat bırakacağınız. Bazı makinelerde mesela Shimano Sidralik'te bunda geri vites yok. Makine çok güçlü bir makine olduğu için benim duyduğum kadarıyla geri vitesi yapmamışlar. Geri dönüş yok yani. Orada biraz sıkıntı yaşıyorum ben. Şimdi Sidralik çok güzel bir makine ama bu özelliğe alıştığım için o makinede biraz sıkıntı yaşıyorum. Ne yapıyorum? Burayı açmıyorum. Burayı açtığım zaman da biraz daha uçtan yemi çektirdiği için öndeki yüzeye zarar verme ihtimali var. O yüzden ben ne yapıyorum? Kalama iyice gevşetiyorum. İpi birazcık aşağı doğru bırakıp yemi aşağı indiriyorum. Bu özellik bu makinede var. İleri ve geri özelliği. Şimdi sırada ipimiz var arkadaşlar. Size ip misinaları anlatacağım. Turnada kullandığımız misinalar ip misina. Bunlar 4 örgülü ve 8 örgülü, 12 örgülü olarak 3 model oldu. Ben şu an 8 örgülü kullanıyorum. Daha 12 örgülü ipe geçmedim. Şeffaf misina kullanırsanız eğer turnada önüne kesin çelik tel bağlayın. Şeffaf misina, flokarbon dedikleri şeffaf misina için önüne çelik tel bağlayın. İp misina da çelik tel bağlayan da var, bağlamayan da var. Ben bağlamıyorum. Rapala kullandığım için aksiyonu bozduğunu düşünerekten çelik tel kullanmıyorum. Genelde turnada 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.22 milimetrelik ip misina kullanıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle, bunu ince kullandığımız zaman 0.14'lük misina kullandığımız zaman mesela attığımız zaman yemi erimi yani gideceği mesafe artar. İp inceldikçe mesafe artar. Ama mukavemet 0.18'e göre 0.20'ye göre daha azdır. 0.14 ile ağaca taktığınız veya dibe taktığınız bir yem kesin kopar diyeyim size. Ama 0.18, 0.20'lik ile taktığınız bir yemi çıkarma ihtimaliniz yüksek. Kancayı bile büker yemi çıkarır. Ama işte kalın ipinde bir eksisi var. 0.20 kullanırsanız atacağınız erim 0.14'e göre daha azdır. Mesela denizlerde genelde levrek avında falan 0.14, 0.16 kullanılır. Fazla kalın kullanmaz. Çünkü denizde tatlı su gibi dibinde dal ağaç olan bir mera yok. Yani öyle bir mera yok. Dediğim gibi size turnada 0.18 milimetrelik veya 0.16 milimetrelik ip tavsiye ederim. İp markası olarak genelde çok piyasada tutulan ve kullanılan Daiwa'nın G-Braid serisi 8 örgülü. Üzerinde X8 diye yazar. 8 örgülü görmüş olduğunuz yeşil, açık yeşil gibi düşünün. Dark green olan renkleri de var piyasada. Onlardan da alabilirsiniz. Şimdi genelde bu ipin kırmızı veya beyaz olduğunda balığın az vurduğu söylenir. Ben kırmızı da kullandım, beyaz renk de kullandım. Onlarla da balık yakaladım.
Bence renklerde o kadar çok bir fark etmiyor. Ben turna için söylüyorum. Ha, belki levrekte falan fark ettirebilir. Siz işi garantiye alın. Yeşil veya koyu yeşil renkleri alın arkadaşlar. Dediğim gibi ip sizin bütçenize bağlı. Çok kaliteli sağlam bir ip istiyorsanız Daiwa Tournament, Daiwa'nın Saltiga, bir de Varivas'ın ipleri var. Onlar çok kaliteli. Onlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Saltiga. Tournament ve Saltiga. İkisinden de memnunum ama sizin ilk başlangıçta G-Braid ile başlamanızı tavsiye ederim. Diğer markalar da var. Asso Evergreen var. Power Pro var. Sufix var. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İple ilgili söyleyebileceklerim size bu kadar.